Merhaba arkadaşlar. Bugün Ereğli analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına bırakabilirsiniz. Sıfırdan borsa eğitim setimizdeki %50 kampanyamız yarın gece 24 itibariyle bitecek. Mayıs kampanyamız. Fiyatlar güncellenecek. Eğitimden yararlanmak isteyenler kampanyalı olarak bana DM atarsa yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar endekste süren stop olarak belirlediğimiz EMA 9 desteğimiz 10.600'de kırılmıştı. 10.600 kırılırsa kısa vadeli pozisyonlarda dikkatli olunması gerektiğini, isteyenlerin stoplaması gerektiğini söylemiştim. Bu kırılımdan sonra zaten 10.400'deki EMA 21'e kadar geri çekilme gerçekleşti. Kırmızı ortalamamız 21 günlük ortalama çok güçlü bir destektir. Buradan endeksin tepki aldığını görüyoruz. Şimdi bu ortalama arkadaşlar EMA 21 ortalaması aynı zamanda bir önceki tepe seviyesine de denk geliyor. Yani burası yatay destek olarak da çalışıyor. Bu sebeple 10.400 ya da 10.390 aşağı yukarı bu seviyeler aşağı kırılırsa endeks orta vadede daha derin düzeltmeler gerçekleştirebilir. Endeks 10.000 seviyelerine kadar hatta 9.900 seviyelerindeki EMA 50'ye kadar geri çekilme yaşayabilir. Ama 10.400 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü tepki çıkışları gelir, tekrardan endeks yoluna devam eder. Daha önce burada yaşandı. Burada EMA 21'e kadar inmeden trendten tepki alıp yaşandı. Umarım burada da yine benzer bir senaryo olur. 10.400 üzerinde kaldığımız sürece ben umutluyum açıkçası. Bunun takibini yapmak gerekiyor. Şimdi Ereğli Demir Çelik'te durum nedir? Hemen bakalım grafiğine. Ereğli arkadaşlar iş süren stop seviyemiz olan EMA 9'dan tepki aldı. Bakın burası mor ortalama iş süren stop seviyemiz EMA 9 yaklaşık 48-40 diyebiliriz bu seviyeye. 48-40'tan tepki aldı, bu seviyeyi kıramadı. Daha öncesinde EMA 9 kırılmıştı ve tekrardan yukarıya güçlü alım mumlarıyla tepki çıkışı geldi. Ve Ereğli fiyatı 50 liraları görmüştü. Yine şu an EMA 9'dan tepki aldığını görüyoruz. Eğer ki 48.40 seviyesi aşağıya kırılırsa kısa vadeli pozisyonlarda temkinli olmak gerekir. Kısa vade için 48.40 desteği önemlidir. Bu seviyeyi mutlaka aklınıza tutmanız gerekir. Yukarı yönlü hareketin gerçekleşebilmesi için arkadaşlar bakın haftalıkta açayım daha net görün. Birkaç karmaşık çizgi var, onlara çok takılmayın. Kısa vadede yükselişin gelebilmesi için mutlaka 50 TL'nin 51 TL'nin üzerinde kapanışlar gelmesi lazım ki şu alçalan trendimiz rengini değiştireyim şöyle lacivert yapayım bakın. Bu alçalan trendimizin kırılması ve 51 TL üzerinde kapanışlar gelmesi gerekir. Bu kapanış gelirse bir sonraki destek 52.30 seviyelerinde olacak. 52.40 seviyelerinde olacak. 52.40'ın üzerinde kapanışlarda zaten Ereğli artık hareketine başlar. Uzunca süredir dolar bazlı da kazandırmadı. Formasyonuna devam ediyor ama kırılım geldiği takdirde Ereğli'yi arkadaşlar bu seviyelerden toplayamayacağız. Bu çizim profilde kalsın. Bu hareketi göreceğiz Ereğli'de. Sabredenler görecek. Temettü verecek ama az veriyor. Temettü beklenenden az veriyor ama şu an teknik olarak orta uzun vade değerlendirmek isteyen kişiler için Ereğli çok güzel alım seviyelerinde, toplama seviyelerinde. Zaten geri çekilse de Ereğli'nin çekileceği minimum yerler artık bu saatten sonra bence 45-44, bu seviyelerin altına inmesini zor görüyorum. İnerse de zaten toplanır arkadaşlar. Ereğli orta uzun vadede güzel seviyelerde. Dediğim destekleri, kısa vadeli destekleri unutmayın. 48-40 iş süren stop seviyesini kısa vadeli arkadaşlar unutmasın. Bu seviye kırılırsa da temkinli olmak gerekiyor. İstediğiniz analizler varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.